أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بالتقوى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ذوي الفضل والصفا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, insan helû, zayıf, yani ürkek, zayıf yaratılmıştır. Ürkek yaratılmış. Her an için başına bir şey geleceğinden düşünüyor, korkuyor. Ürkek yaratmıştır. Hayattan çekip vermiyor. Giyimiyle, kuşamıyla ve güvenliğini sağlamayla, evini sağlam yapmayla, oturduğu güvenli mahkeme olması seçmesiyle, bütün bunlar kendisine olan özgür tarafını gösteriyor. Ama bir şey daha var. O da insanın imtihan dairesinde var olma dünyasında yaşamış olduğu bu dünyada, içerisinde bulmuş olduğu bu dünyada Allah'tan korkarak adım atması. Allah'a iman ederek adımlaması, kendisine hevasını, isteğini, arzusunu değil, belki de hevasını, isteğini, arzusunu trankalayan, kanunlaşan, sınırlandıran ve ona bir ölçü koyan ve ona bir hukuk koyan Allah'ın korkusuyla yol alması. Bunda bizim için takva kelimesi olarak ifade edilmekten. Hani derler ya, adam çok takva. Hakikaten hayat şartlarında çok dikkatli. Helala, harama çok dikkatli. Kıldığı ibadette çok dikkatli. Yani Allah'a korkuyu, Allah'a karşı olan sorumluluğu takva kelimesiyle tabir edilmektedir. Değerli kardeşlerim, aslında takva kelimesi korunmak anlamına gelir. Yani bizim için nasıl bir ev korunma gelirse, bizi soğuktan koruyan, bizi düşmanlarımızdan koruyan ve nasıl kaldığımız ortamın güvenliğini sağlama amaçlı huzurumuzu, güvenliğimizi sağlayan bir güç bizim için önem taşıyorsa, o evin bizi soğuktan, sıcaktan koruması, elbisenin bizi soğuktan, sıcaktan koruması, evin yarısına sıcak bir yuvayla aile yapısı oluşturması ne anlama geliyorsa, takva da o anlama geliyor. Yani nefsin, hevanın, şehvetin, arzunun, hırsın, bütün bunların pençesinden kurtulup Allah'a sığınmak. Allah'la huzur bulmak. Takva bu. Allah'la huzuru bulmaya ne denir? Takva denir. Yani haramı işleme.
veyahut bir başkasına zarar vermemen ve onun güvencesini sağlayan dina, onun güvencesini sağlayan biz Allah'tır. Ben Allah'tan korkuyorum demektir. Ben Allah'tan korkuyorum, sana zarar veremem. Ben Allah'tan korkuyorum, hırsızlık edemem. Ben Allah'tan korkuyorum, adam öldüremem. Ben Allah'tan korkuyorum, başkasının hakkına geçemem. Ben Allah'tan korkuyorum, yalan söyleyemem. Ben Allah'tan korkuyorum, gıybet edemem. Ben Allah'tan korkuyorum, insanı kıskanamam. Onun verdiği o kardeşimize, onun mutfundadır. Demek ki takva kelimesi abdestte titizlik değil, namazda titizlik değil, hayatın bütününde titizliktir. Hayatın bütün safhasında takvayı oraya koyarız. Yani bizi insanların sevmediği, arzu etmediği, istemediği, rahatsız olduğu şeylerden alıkoyan şeye hukuki boyunda, İslam hukukunda ne denir? Takva denir. Onun için hayat safhamızda baktığımız zaman Estaizu Billah ayetleri de bizlere onu emrediyor. Yani اَيُّهَلَّذ۪ينَ اَعْمَلُوا اِتَّقُوا اللّٰهِ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman edenler! Bakınız burada hitap tarzı müminlerdir. Bizlerdir iman edenler. Kimlerdir iman edenler? Kelime-i tevhidi söyleyenler. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenler. Bunlar iman edenler. Bunlar iman safhasında yer alırlar. Ama bunlar ayağa kayar mı? Hata eder mi? Eder. İşte ey iman edenler, hakkıyla Allah'tan korkunuz. Yani bütün hayatımıza Allah'ı hakim ediniz. Onu insanların olmadığı yerde, kimsenin bulunmadığı yerde ben her şeyi yapabilirim. Cehaletle kapılmayın. Beni burada kimse görmüyor. Harama ilişebilirim. Zinayı edebilirim. İçkiyi içebilirim. Veyahut bir başkasının hakkına geçebilirim. Malını çalabilirim. Sakın ha! Siz kendinizi yalnız hallederken evet, bütün herkesin yaratıcısı, yerin göğün yaratıcısı seni sevmiyor. Sen kimsen yok derken aslında en önemli gözlemi orada mürakaba atlamamış. Gözlemi atlamamış. Aslında dağın bakanda seni hesaba çekecek güç seni orada gözlemiyor. Aslında dünyada sana kuvvet veren, güç veren, nasret veren, aklı veren o seni görür. Onun için değerli kardeşlerim, İttakullah hakkı fatih. Allah'ın korkusunu hakkıyla kendinize hakim ediniz. Nerede olursanız olun, kim olursanız olun, konumunuz ne olursa olsun, ne kadar güçlü, ne kadar zayıf olursanız olun, biliniz ki Kâbe'l-Mufak Hazreti Allah sizi gözetliyor, sizi seyrediyor. Allah dostlarından bir dost bir yola çıkıyor. Yanında birisini alıp gidiyor. Gittiğinde tam varacakları bir yerde daha bu yere zaman varken
Efendim, güneş batıyor, gece üzerinden vermiştir. Diyor ki, o Allah dostu biz bu gece burada geceleyeceğiz. Biz bu gece burada geceleyeceğiz. Allah dostuyla olan kardeşimiz, dostumuz, onun dostu çok korkuyor. Efendim diyor, burada kalacak bir yer değil. Bu meşka, vahşi hayvanlarla meşgul bir bölgedir. Biz burada kalamayız. Yok, hiçbir şey olmaz. Yatarız, geceleriz, sabah tatlarda Allah'ın izniyle bazı şeylere alırız. Gel diyor ki, Allah dostu ama yansıma başını altına koyar ve buyur. Ama diyetinse o vahşi hayvanların içerisinde ve o isyanında uyku gözünü tutuyor. Uyuyamıyor. Korkuyla panikle hepimizin ayaklarının ucundan duruyor ve yağmıyor. Efendisi gecenin bir saatinde kalktığında bakıyor ki daha o arkadaşı yanmış. Diyor ki, efendi sen daha uyumadın mı? Hayır efendim. Uyku gözüme alma. Burada uyulamaz ki. Kurtların sesini işitmiyor musun? Vahşi hayvanların ışıklarını, hırlamalarını duymuyor musun efendim? Bakın efendi, o Allah dostu ne diyor? Vay halime ki Allah'ın korkusunun dışında korkuları yüreğinde taşıyamayan olur diyor. Yaratıcı değil, yaratıların korkusuyla birisi olan bu zorluktan, bu kayadan, bu zibiri kalabalık ve sağlam yağmurdan kurtulur.
Ve bu Allah'tan korkuyla ne yaptı? Allah'tan korkuyla ne yaptı? Ve işte onlardan birisi diyor ki, bakınız, burası çok güzel. Günümüz dünyasında hayat zorluklarıyla boğuşan bizleriz. Sıkıntılarla boğuşan bizleriz. Huzursuzlukla boğuşan bizleriz. Günün dünyasında bugün haberleri açtığımızda sıkıntılarla dolu bir haber sahibi bizleriz. Ha komşumuz, ha evimiz, ha memleketimiz, ha bebeğimiz, ha Müslüman kardeşlerimiz bugün sanki bu fikri kanunla bürünmüş bir şekilde bu mağarada ve önüne bir kaya gelmiş, kapanmış. Yani bizim şu an içinde bulunmuş olduğumuz zorluklar, sıkıntılar ve şu an içinde bulunmuş olduğumuz hayat şartları ve zorlukları atlanmalı, ötelenmeli, itelenmeli, kurtulmalıyız. Neyle kurtulabiliriz? Bu üç arkadaşın ortaya koyduğu sermaye neyse, bugünkü dünya Müslümanları da o sermayeyi ortaya koyacaklar. Yoksa akılla, güçle, mantıkla, materyal, madde dediğimiz sermayeyle götürmek, itelemek kâbı yok. O üç arkadaş, o mağarada, o zihni kalabalıkta, o sarlar kalabalık altında sığınmış oldukları o mağaranın önüne gelen kayayı güçleriyle nasıl itelemiyorlarsa, hayır biz bunu itelemeyle ve o bağımlayla, çağırmayla bundan kurtulamayız, bir sermayeyi ortaya koymamız gerekiyor. O sermaye de ancak sağlık ve mutlakla bizi sadece burada gören, hani dedik ya, insanlardan hali kaldığı zaman, boş kaldığı zaman sanki hiç kimse onu görmüyor, hiç sinek atmıyor. Bir bakarsın sinari, bir bakarsın hırsızlık edin, bir bakarsın başka bir kötülükle baş başa kalıyor. Rabbin olsun. İşte bunlar bu üç arkadaş yalnız kalmışlar, sığınak arıyorlar, merca arıyorlar ve buluyorlar. Diyorlar ki ana sermayemiz bizi buradan kurtaracak ancak bizim hayırlı bir amelimiz olmalıdır. Ve birisi diyor ki ya ben kim? Babam annem vardı. Yaşlıydılar. Ben akşam süt içerken onlara içirmeden hiçbir zaman yapmazdım. Onlara içir, onları gözetler, onlara bakar, daha sonra gelir yatardım. Ama bir gün benden süt istediklerinde gidip geldiğinde baktım ki anne ve babam uyumuşlar. Bir türlü onların bir sahaplarını bozamam. Öyle elinde süt kala kaldım. Ve sabaha doğru çocukların uyanışıyla onlar da uyandı ve ben o sütü ona takdim ettim. Eğer yavrum senin korkun olmasaydı ben sabaha kadar o iki yaşlıya öyle hayatım takva olmasaydı, Allah'ın korkusu olmasaydı bugün takva kalkmış, ailemde bu emek var mı? Takva kalkmış, bugün baba evlat ilişkisi bu şekilde bir seyirle yol alıyor mu? Gidiyor mu? Değerli kardeşlerim. İşte birinci takva. İkincisi, bakınız, bu bir aile olurdu. Ya benim için çok sevdiğim bir amcam kız vardı. Kendisini çok arzu ediyordu. Ancak bir türlü kendisi bana yanaşamıyordu. Bir gün çok zorlu ihtiyaçları olsa gerek ki benden 120 lira istedi. Ben de 120 liralı şartlı verdim. Bana kendini teslim ederse sana verdim. Ve kendisi de o kadar dağla ki kabul etti. O kadar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kısaları ümmetinin kurtuluşu için söylemiş. Ve kabul etti. Amcam kızı kabulünü yerine getirmek için tamamen bana teslim oldu. Soyundu ve ben de tamamen kendisine hafif olmak üzereyken bana dedi ki Allah'tan korkmak. Bak Allah'tan korkmak. Kork kelimesi.
hakkıyla gel. Yüzü hakkıyla da. O anda bütün hissiyatlarını ayaklarının altına aldım. Şehvetimi ayaklarının altına aldım. Bir an o bana zehir geldi. Kalktım, dikildim ya Rabbim. Sen korkunma olmasaydın ben bunu yapamadım. Ve üçüncüsü de değerli kardeşlerim, diyor ki ben esnaftım. Elimin altında işçilerim var. Bir gün işçilerimden birisi kendi hakkını almayarak gitti. Ve ben ne yapacağımı bilemedim. Her işin hakkını vermek için, bu işin hakkını vermek için çok gözledim kendisini. Bir gün geldi. Gelince ben kendisine o elindeki olan hakkını değerlendirmişim. Onun için develer, inekler, koyunlar, hatta köleler aldım. Geldim de ona dedim ki, işte senin hakkın bu. Bana dedi ki, benimle alayım. Benim kafaya alma. Dedim ki hayır, senin kafaya alma. Seninle de alay etmiyorum. Ne kafaya alıyor, ne de alay ediyor. Hakkı yazıyorum. Bu hak senin. Bu hak senin. Hayır olsun, hak götür. Ne geliyor ki, o benim elemanım, o benim işçim. Sürükledi önüme, aldı önüme. O inekleri, develeri, koyunları ve hizmetçileri hiç arkasına dönüp de bana bir teşekkür gayetinde bu da senin olsun ne oldu hiç gelir yoktu anlamında hiçbir şey göstermedi, hiçbir sıcak ilgi göstermedi. Ya Rabbi eğer sen korkun olmasaydı ben bu adamın hakkını günü bir neyse alsa da olma çekin. Değerli kardeşlerim, sosyal hayatımızın 3 ana esası Resulullah Aleyhisselam'ın Allah'tan korkun ifadesiyle dönüyor. Bugün ayda bulunumu yok. Sosyal hayatımız kendine bulunmuş. Eşlerimiz sokaklarda. Esnaflarımız kendi ticari muamelelerinde ne durumda? Faize ulaşmış, halka ulaşmış yapı. İşte değerli kardeşlerim, Allah'tan korkunun faydası. Meleklerine göre, günahlarımızın affıyla göre, bize dünyamızda birçok şeyleri katarak ödüyor. Çünkü Allah öyle ödüyor. Allah Teala öyle ödüyor. Allah Teala bizlere eğer gerçekten siz Allah'tan korkarsanız, hayatınızda Allah'ın korkusunu hakim ederseniz, hayat şartlarında Allah'ın korkusunu hakim ederseniz, biliriz ki Allah bizde hayırlı kapılar açacaktır. İçinde bulunmuş olduğunuz tüm zorlukları giderecektir. Sıkıntıları giderecektir. Ve işte olmuş olduğu tüm hayat zorluklarını sağlayacak. Bu garantiyi kim veriyor değerli kardeşlerim? Allah veriyor. Yeter ki yalnız kaldığında, evinde, sokağında, caddede, ticaretinde ve her yerinde Allah'ı bilsin, Allah'ı gör, Allah'ı yaşa ve Allah'ı ol. Kendini yalnız hissetme. Bugün dünya dengesini bozan şey birinin kendi başına kalış ve o şekilde kendisini kabul ediyor. Onun için Estaizu billah İn tattakullah ayet kelime gibi şartlarına geliyor. Şart koşuyor. Ey müminler, ey iman edenler İn tattakullah yeterlerle kurtarın. Eğer siz hakkıyla Allah'tan korkarsanız bütün hayat şartlarınızı Allah'a hakim edersiniz. Muhakkak Allah sizlere kapı açar. Muhakkak Allah sizlere dağlıklar zorluklar kutuna kapılar açar. Evinizde huzur duyar, sokağında huzur duyar, memleketinde huzur duyar. Bizler biz Allah'tan korkun. Allah'tan korkun neydi? Haramdan kaçmaydı. Allah'tan korkun neydi? Onun sevmediklerinden kaçınmaydı. Hani dedik ya, bu bina nasıl bizi soğuktan koruyorsa ve nasıl bizi düşmanlarından koruyorsa Allah'tan sığınma da bizi kötülüklerden koruyamıyor. Bizi kötülüklerden koruyamıyor.
Kötülükler? Evet. Allah'a ancak sığınmayla uzaklaştırılır. Kötülükler ancak onu evet, bilmeyle uzaklaştırılır. Aksi halde eğer biz kötülerle baş başa olursak, kötülüklerle baş başa olursak Allah'ın korkusunu hissedemeyeceğiz. Allah'ın korkusu hissedilmeyen bir yerde olumsuzluk var. O çocuğun sabaha kadar babası için sütü tutmasına hikmet, öyle bir babanın öyle bir evladı yetiştirmesidir. Öyle bir babanın öyle bir evladı yetiştirmesidir. Allah'ın korkusu hakim olduğu her yerde huzur var. Onun için Es-Sa'idu billah, İnnettekullah, Yedrettekul Kukkan. Eğer hakkıyla sağlıklar korkar, Allah'ın hakkı hayatında hakim edersen, birbirinizde Allah sana sizin içinde bulunmuş olduğun bütün zorlukları, bütün sıkıntıları evet, üzerir, kafa açar. Ve men yettikillah yedrettekul makreden ve yersukku min haytul ayaktifik. Evet, ayet ayete tabbiye getirdik. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ كِمْ Allah'tan korkarsa, kim Allah'a sığınırsa, kim Allah'ın haramlarından kaçır, Allah'ın rızasına doğru yol alırsa, Allah ona öyle çıkış yolları açar ki, öyle kurtuluş yolları açar ki, ve öyle yerlerden rızıklandırır ki, nereden olduğunu bilmez. Ey borcun var diyenler, sıkıntın var diyenler, evinde huzursuzluk var diyenler, sokağında huzursuzluk var diyenler, gelin Allah'tan korkun. Gelin bu reçeteyi tanıyın. Allah'ın korkusuyla kendinizi evet, hayatınıza hakim edin. Peki, bitti mi? Hayır. Ve yukaffir ankum seyyiatikum. Ve siz gerçekten Allah'tan korkar. Yakına dönüş yaparsanız, hayatınızda ona dönüp de yol alırsanız, Allah Teala geçmiş bütün günahlarınızı affeder. Bu kanaati kimden? Bu kanaati kimden? Allah'tan. Yahu bir buzdolabı kanaati belgesini veren bir firmaya ne kadar veriyoruz? 3 yıl, 4 yıl tamiratında 10 yıllası atıyor ve o belgeyi kalp etmeye içinde en büyük evlenmem. 3 yıllık bir kanaatiyle yapacağımız yolda 5 yıllık bir kanaatiyle yapacağımız bir işlemi böyle göz bebeğimiz gibi saklıyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah'ın takvasına için sağlıyoruz. Bize garanti belgesi olarak sunulmuş bu belgeye niçin sağlıyoruz? Niçin hayatımızdaki değerlerde başarılı olabilmek için, kurtuluşa erebilmek için, sıkıntılardan kurtulmak için, zorluklardan kurtulmak için, ailemizin içine huzur memleketinde huzurun girmesi için helal ve haramdan dikkat ediyoruz. Yaş mı geçti? La fırlatun rahmetillah. Allah'ın rahmetinde umudumuzu kesmeyiz. Ve yukarıdın hamdül seyyiatikum. O yeterli dönüş yapın. Sizin bütün günahlarınızı aynı zamanda hayra dönüştü, sevaba dönüştü. Ve yakbirlekum ve sizi affeder. Ve sizi affeder. Vallahu fadlul azim. Allah en üstün fazilete sahiptir. Faziletlerin en üstünü onda değil mi? Hani göz bebeğinde duydu? Hani kulağındaki işitme duyusu? Hani ayaklarındaki tata? Kim verdi sana? Eğer bütün faziletlerin sahibi olan Allah değilse, gözünü niye görmüyor? Kafatası başında aklında olmayan insan aklını niye gözünün içine koyamıyor? Demek ki evet. Vallahu zul fadl azim. Allah en yüce fazletlere dünyada sana ikram etmeye sahip olduğu gibi seni affedip geçen teslim ol. Günahlarını affedip yanına ha berrak, temiz olarak da getirilmiş. Onun için bakınız, aleyhissalatü vesselam
kendi ümmetine müjde veriyor, müjde. Biz ne güzel bir peygamberin ümmetiyiz. Müjdeler de bu. Bizi gelse kovmaya, bizi zora koşmaya, bizi her kucaklamak isteyen ama geliyor bir kucağından kaçan bizleriz. Geliyor bir kucağından kaçan bizleriz. Efendimiz geldi. Bakınız aleyhissalatü vesselam buyuruyor. İttakullah. Allah'tan korkuyoruz. Aleyhissalatü vesselam bu hadisine ciddi şekilde önemli. Çok önemli bir müjde biz ümmeti için. İttakullah. Allah'tan korkuyoruz. Vasallu kamsakum. Beş vakit namazınızı kılınız. Vasallu şehrakum. Ve Ramazan ayını ikmal ettiğinizde, idrak ettiğinizde onun bu hakkı kaçırmayın, orucunuzu tutun. Ve eddu zeka. Ve eddu zekatı emvalikum. Ve malından zekatı veriniz. Ve afi'u malakum. Başınıza sizleri idare edenlere itaat ediniz. Saygınlık gösteriniz. Onlar Allah ve Resulü ailesindeki emirlerine sizler de onlara itaat etmenize şart koşuluyor. Tedkulu cennete Rabbikum muhakkak ki sizler Rabbinizin cennetine gireceksiniz. Şimdi hadisi az bir şey yapıyoruz. İttakullah Allah'tan korkunuz. İttakullah Allah'tan korkunuz. Nedir Allah'tan korkmak? Evet. وَاَجْتَنِبُوا مِنَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Fahiş olan şeylerden size kötü olan şeylerden sakın. Acı olanlar da sakın. Kapalı olan görünmeyenler de sakın. Acı olan hangisidir? İçkidir, kumardır, zinadır, adam öldürmedir. Bunlardan sakınınız. Yalan söylemedir, zihret ki bunlardan sakınınız. Peki, görünmeyenlerin kalbi hastalıklardır. Kinden, nefretten, hasetten, zihretten, yalandan sakınınız. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bunlardan sakınıp da namazınızı kılarsanız, orucunuzu tutarsanız, zekatınızı verirseniz, Allah'ın emirlerine itaat eder derecesinde kendi emirlerinize, idarelerinize itaat eder. Fitneyi uyandırmazsanız, fesadı boğulmazsanız, biliriz ki Allah Allah'a sevdiğine tahtınız. Biliriz ki Allah Allah'a sevdiğinizi unutmamıştır. Değerli kardeşlerim, muhakkak bu İttakullah'ın makamı tahttır. İttakullah Allah'tan korkunuz. Aleyhisselatü Vesselam bedende bir buka var, bir et parçası var. O iyileştiği zaman biliriz ki bütün bedende iyileşir. O kötüleştiği zaman, o zarar gördüğü zaman biliriz ki bütün beden zarar görür. Ala ve yakın diye buyuruyor. O da kalp. Gelin kalbinize hakim olun. Gelin kalbinizi Allah'ın korkusuyla doldurun. Hani sohbetin başından şu ana kadar. Korkun değerinin erfaklasını alın. Onun için kaide-i meşru, hani takdiyatu mukaddemetu ala takdiye. Boşaltma, doldurmaktan önce gelir değerli kardeşlerim. Eğer bir kalp ki içinde kin, nefret, haset, zime, dedikodu, insanlara karşı hasımsızlık var, daima plan ve projesi kötülük üzerine kurmuşsa o kalpten fayda gelmez. O kalbi boşaltacağız. Boşaltmayı da Allah bize emrediyor ve boşaltırsanız da kabul ederim diyor. Hazreti Allah'a şu ikrama bak, şu ikrama bak. Yaşın ne olursa olsun, içinde bulunan bir kalp. O kalp kimle nefret, kasıt, vazifetle, yalanla, destekoyla vesaire kötülüklerle dolu. Ancak gel gör ki, gel gör ki bu kalbi el-takliyete mukaddemete el-takliyete el-takliyete boşaltırsan o zaman onu kabul ederiz. Çünkü boşaltmak doldurmaktan önce gelir değerli kardeşlerim. Biz ayran çayla beraber içemeyiz. Biz
Suyu sadece içersek başka şey olarak atamayız. O zaman gelin kalbe sevgi yemekler. Kim sevgisi Allah yaratıcının sevgisi. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum dunubakum. Peki ey Muhammed, eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. İşte o zaman Allah size sevecektir ve günahlarınızı affedecektir. Değerli kardeşlerim, bizler gerçekten çok mükemmel bir ümmetiz. Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın asr-ı saadetle, saadetle yaşamış olduğu hayat bize sunmuş olduğu örneklerle dolu bir ümmetiz. Bizim zamanda olmamız, bizim çocuklar içerisinde olmamız bizim rahmetimizdendir. Onun için gelin uyanalım. Gelin uyanalım ve kendinize gelelim. Kalbinize Allah'ın sevgisini yerleştirin. Kalbinizdeki tüm kirleri ve pislikleri alalım. Ve Allah'ın kurduğu o bir kalp muhakkak ki masrafi bir kalptir. Rahmetli bir mümin yalnızlık olur. Ve eve huzur girer, sokağa huzur girer, her yer huzurlu olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere bunu emrediyor. Allah Teala sizleri ve bizleri kalbi selim olanlarına eylesin. Allah'ın sevi, Resulullah'a tabi olanlarına eylesin. Birbirimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, huzurumuzu devam ettirsin Allah'ın Teala. Bedenin üzerinde uzanan her ne kirli erbaza Allah'ın elleri kılsın. Her ne uyumadansa Allah'ın oyunları olsun. Ve Ümmet-i Muhammed'in birliğimiz beraberliğimiz alalım. Ve hepimizi Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail eylesin. Hadi o kadar.